Herkese merhaba arkadaşlar, ben Okan Heptaş, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Splitter Combiner Node'dan bahsedeceğim. Haydi hemen başlayalım. Bir nolu nodum default olarak DaVinci'de kendi ayarlarına geliyor zaten. Color menüsünden Node sekmesine gelerek Add Splitter Combiner Node seçeneğini aktif ediyorum. Kısa yolu da Alt Y. Birden çok buraya hemen node oluşturdu. Bunların ne olduğunu hemen size açıklayayım. Şöyle biraz zoom gireyim ve şuraya düzelteyim. Şu yeşil kanallar dediğim gibi RGB input ve output'tu. Bir nolu nodumdan RGB output'u aldık ve splitter'e geldik. Split'in karşılığı aslında ayırmak demek. Peki bu splitter neye ayırıyor? Tabii ki red, green ve blue kanallarını ayırıyor. Şurada parade'de gördüğümüz red, green ve blue'yu ayrı ayrı nodlara bölerek o kanal üzerinde tek tek çalışmamızı sağlıyor. İlk kanal red, output'u ve girişi, daha sonra combiner. Combiner'da bu üç kanalı birleştirerek bizim render'a çıkışımıza, output'umuza veriyor. Peki bu Splitter Combiner Node bizim ne işimize yarayacak? Öncelikle bunları ayrı ayrı görmek için şuradaki highlight sekmesine tıklayarak red kanalı, green ve blue. Genelde blue kanalı noise'in olduğu, yani kumlanma dediğimiz görüntünün bozulmasını sağlayan o noise efektinin olduğu kanaldır blue kanalı. Onu görmek için şöyle daha detaylı bakın size göstereyim. Gördüğünüz gibi şuralarda bozulmalar var. Mavi kanalı seçiliyken buradaki combiner'da şuradan şöyle bunu görelim. Noise reduction'ıma geliyorum. Tabii noise reduction eğer DaVinci'nin full versiyonu kullanmıyorsunuz sizde mevcut değildir. Buradan da oradaki kumlanmayı düzeltecek. Bakın arkadaşlar şöyle hemen before and after. Bir bunun için kullanıyoruz. Bunu resetleyeyim. İki, bir de bunu kendiniz bu not ağacını otomatik olarak kendiniz oluşturabilirsiniz. Öncelikle hemen şuraya boşluğa sağ tıklıyorum. Bir node seçili. Sağ tıklayarak Add Node Splitter diyorum ve bunu şöyle artı işareti oluşana kadar buraya ekliyorum. Daha sonra Add Node Corrector diyerek bir tane not tekrar ekliyorum. Ve tekrardan Add Node'a gelerek bu sefer Combiner'ı etkiliyorum. Çünkü input'u ve output'unu. Bakın ilk kanalım red arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece red kanal üzerinde oynama yapıyor. Add Node Corrector diyerek green kanalını da bakın out'unu alarak buradan green kanal in'ine veriyorum. Tekrar buradan green kanalın out'undan da combiner'ın input'una giriyorum. Bakın kırmızı ve yeşil kanalı oluştu şu anda. Tekrardan add node corrector diyerek de tekrardan bunları birbirine bağlıyorum ve mavi kanalım oluşmuş oluyor. Buradaki girişlerimizi bazen değiştirebiliriz. Red kanalının out'unu green'e, green out'unu red'e bağladığımızda birbirlerinin renk tonlarını değiştireceklerdir. Buradaki etki de RGB mikserde kullandığımız kırmızı tonları yeşile, yeşil renkleri de maviye çevir efektiyle aynı. Şimdi Ctrl Z yapıyorum. Bazen de buradaki red kanalımda aktif iken red kanalım node sizing'e gelerek şuradaki sizing menüsünden node sizing'e gelerek şuradaki pan oynatırsam buradan da değişik görünümler elde edebiliyoruz. Compound Node da aslında burada oluşturduğumuz node ağacında oluşturduğumuz nodları gruplamak arkadaşlar. Bazen burası çok karışık olabiliyor. Birden fazla nodumuz ve şeyimiz olabiliyor burada gördüğünüz gibi. Çalışması zor olabiliyor yoğunluktan dolayı. Burada istediğim nodları gruplayabiliyorum. Örneğin şunların hepsini seçerek bunları seçiyorum arkadaşlar. Bakın hepsi seçili. Sağ tıklıyorum bunlara. Create Compound Node. Buradaki nodların hepsini birleştirdi ve benim buradaki not ağacımı rahatlattı. Çalışmam daha kolay oldu. Tekrardan bunu da açmak için de sağ tıklıyorum. Show Compound Node diyerek o nodları kendi içinde görebiliyorum arkadaşlar. Bakın şurada da compound node hancı. Tekrar hancıya gelerek compound node'un dışına çıkabiliyorum. Veya tekrardan bu gruplamış olduğum nodları ayırmak istiyorum. Bu gruptan çıkartmak istiyorum. O zaman da decomp compound node diyerek not ağacımı eskisi gibi görüyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü eğitimimizin de sonuna geldik. Keyif almışsınızdır. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.